Udhulû mesâkinekum, ey karıncalar meskenlerinize girin. Lâ yehtimennekum Süleymanu. Süleyman ve cunuduhu ve orduları sizi kırıp paramparça etmesin. Kırıp dökmesin. Lâ yehtimennekum tehattum. Parça parça olması, kırılması. Daha ziyade kristallerde görülür. La yehtimennekum Süleyman. Süleyman ve orduları sizi kırıp paramparça etmesin. Nitekim bazıları diyorlar ki o yüzden karınca kristal yapıdadır. Yani karıncaya bastığın zaman nasıl bir kristal yapıya bardağa basarsan kırılırsa karınca da öyle kırılır. Diğer canlılar gibi bizim gibi yumuşak varlıklar değil. Kristalden kristalimsi bir yapıda basıldığı zaman, üzerine şey yaptığınız zaman kırılıyor çat diye. La yehtimennekum. Cenab-ı Hak da ayette sizi kırıp paramparça etmesin. Kırmasın Süleyman ve orduları. Ve hum la yeş'urun. Bunu da bilmeden yaparlar. Süleyman da orduları da. Demek ki Hazreti Süleyman aleyhisselam kendi emrine amade cinlerden müteşekkil orduları var. Kulle bennâin ve gavvâs. Emreder, binalar yaparlar. Emreder, denizlerin altından dilediği şeyleri toplar getirirler. Cinler emrine amade. Ama neye bastığının daha henüz farkında değil. La yehtimennekum Süleymanu ve cunuduhu. Ve hum la yeşhurun. Bunu yaparlar ama bilmezler. Süleyman da buna dahil. Cenab-ı Hak, Cenab-ı Hak karıncanın dilinden, ey karıncalar, Süleyman'ın ordusu sizi ezip döker, sizi kırıp döker, o yüzden yuvalarınıza girin demiyor. Süleyman ve ordusu diyor. Yani Süleyman da basar, Süleyman da kırıp döker, orduları da kırıp döker. Her ikisi de farkında olmadan bunu yaparlar. Neye dikkatinizi çekiyorum? Nereye bastığının farkında değil Hazreti Süleyman aleyhisselam. Yani gaybı bilmiyor. Kuşların dilini anlıyor. Kuşların ne konuştuklarının farkında. Aralarında ne mesaj verdiklerini anlıyor. وَعَلِّمْنَا مَنْتِقَ الطَّيْرِ diyor. Ey insanlar! وَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسِ وَعَلِّمْنَا مَنْتِقَ الطَّيْرِ bize kuşların dili öğretildi. وَاُوتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ve Cenab-ı Hak bize elhamdülillah her şeyden vermiş. Bu sahnede de Hazreti Davud aleyhisselam hamd ediyor. Bu okuduğum, şu son okuduğum sahnede de şükrediyor. وَاُوتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُب۪ينَ bu gerçekten çok büyük bir fazl, ihsan ve lütuf Cenab-ı Hak'tan. Hazreti Süleyman aleyhisselam insanlara Cenab-ı Hak bize neler vermiş. Hakikaten bunlar çok büyük şeyler diyor. Hamd ediyor bu sahnede. Ve sunduğu, söylediği şeylerden bir tanesi de kuşların konuşması bize öğretildi. عَلِّمْنَا مَنْتِقَطَّيْ demek kuşlar öylesine rastgele sesler çıkarmıyorlar. Bir dili konuşuyorlar. Konuştukları şeyin bir şeyi var. Sistematiği var. Bir dil. Allimna mantıkattayır. Hazreti Süleyman aleyhisselam bize bu öğretildi diyor bu okuduğumuz ayetlerde. Neyi söylüyorum? Süleyman aleyhisselam kuşların konuşmalarını anlıyor. Mantıkattayır. Onları ne dediklerinin farkında. Ama ayağının altında ya karınca varsa sesini duyar ama kendinin farkında olmayabilir. Ancak bu karıncanın sesini duydu. Ve onu da anladı. Zira karıncalar da biliyorsunuz uçuyorlar. Onlar da tayır kapsamındadır. Bir kısımları uçmaz, bir kısımları uçar. Uçan karıncalar var neticede. At-tayır dediğimizde uçan her türlü hayvanın adıdır. Sadece kuşların değil. At-tayır uçan her türlü hayvanın adıdır. Nitekim bu okuyacağım ayetlerin sonunda ya başka yerlerde hudhud mesela bunlardan bir tanesi. Diğer başka kuşlar da var. Bunların hepsi dayırdı. Kâlet nemletun, karıncalardan bir tanesi böyle deyince ya eyyuhen nemletuhulû mesâkinekum, ey karıncalar yuvalarınıza girin. Lâ yehtimennekum Süleymanu ve cunuduhu ve hum lâ yeş'urûn. Süleyman ve orduları farkında olmadan sizi kırıp paramparça etmesinler dedi. Fe bunu duyan Hazreti Süleyman aleyhisselam tebessüme dâhiken min kavliha. Onun sözünden tebessüm etti. Dâhiken, gülerekten. Hem tebessüm hem dâhiken. İkisi de birlikte.
فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا Onun sözünde tebessüm etti. Muhtemelen tebessümle başladı gülmeye, sonra gülmeye dönüştü. Olur ya, insan önce tebessüm eder, sonra düşünür düşünür daha çok güler. Veya tebessümünü Cenab-ı Hak dahk ile eşleştirdi. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ لَ dedi ki, Hz. Süleyman Aleyhisselam'la ilgili bir başka sahne. Karıncanın sesini duydu. Karıncanın ne söylediğini anladı. Ne yaptı? Güldü. Güler gülmez ne yaptı Hz. Süleyman Aleyhisselam? Bu yaşadığı nedir? Bu Allah'ın bir lütfudur. Herkes anlamıyor uçan karıncanın ne söylediğini. Herkes duyamıyor da. Hz. Süleyman duydu ve güldü. Hoşuna gitti onu duymak. Ve sonra ne dedi? وَقَالَ dedi ki, Rabbi, hemen Rabbini hatırladı. Şükreden, daha aileden bunu öğrenmiş bir Süleyman Aleyhisselam'dan bahsediyoruz. Ve Cenab-ı Hak bize onun sahnelerinden hep şükrettiği sahneleri alıntılıyor. Veya o hep hayatını böyle geçirdi. Cenab-ı Hak en çarpıcı olanlarını önümüze koydu. Karıncanın söylemesi, karıncaların pakırıp paramparça olmaları, bunların Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın kulağına gelmesi, anlaması, bu sahnelerde en çok ne var? Bu sahnelerde en çok şu okuyacağım ayetler var. Ben inanıyorum ki bu ayetler Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın şükrünü bize öğretmek için var. Yoksa karıncalar kırıp paramparça olacakmış, Süleyman'ın orduları karınca vadisinden geçmiş, bundan bizim çok fazla çıkaracağımız belki bir ibret, yani en azından şu okuyacaklarım kadar, o kadar ibret bu alanda olmuş olabilir diye yorum yapıyorum. Dedi ki Hazreti Süleyman Aleyhisselam, bunu güler gülmez ve hoşuna gidince hemen yine Rabbini hatırladı. Ve Rabbi dedi. اَوْزِعَنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اللَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ Bana şu ihsan etmiş olduğun nimetine şükretmeyi, şükredebilmeyi bana nasip et. Bu sahnede beni şükretmeye muvaffak kıl dedi. Şükredebilmek için dua etti. İnsan şükredebilmek için de dua edebilir mi? Doğrudan şükretse ya diyebilirsiniz. Hayır, onu yapabilmek için bile Cenab-ı Hakk'ın tevfiki ve inayeti lazım. O yüzden ya Rabbi beni şükredebilenlerden eyle. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın duası. Hazreti İbrahim'in duası neydi? Rabbi cealni mukîmes salât. Ya Rabbi beni namaz kılanlardan eyle. Namaz kılabilmek için dua etmek. Bir ibadeti yapabilmek için Cenab-ı Hakk'a dua edebilmek. Bir ibadeti yapanlardan olabilmek için Cenab-ı Hakk'a dua etmek. Bunu peygamberlerin dualarından öğreniyoruz. Ya Rabbi beni namaz kılmaya muvaffak kıl, namaz kılanlardan eyle. وَمِنْ ذُرِّيَّتِي Bu Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın müthiş duası. Ya Rabbi beni de soyumu namaz kılanlardan eyle diye dua etti. Hazreti Süleyman Aleyhisselam ne diyor? رَبِّ اَوْزِعَنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اللَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ Bu kadar şükredebilmeye muvaffak olan bir insanın duasındaki sır. Ya Rabbi beni şükredebilmeye muvaffak kıl. Bol bol şükredebilmem için bana kuvvet ver. اَوْزِعَنِي Şükredebilmeyi benim üzerime akıt. Bol bol şükre yönlendir beni. اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اللَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ Ya Rabbi şöyle dua etti neredeyse. Ya Rabbi bana yaşattığın hiçbir nimet olmasın ki o nimetten sonra seni hatırlamayayım. Her yaşattığın nimette sana şükredebilmeyi istiyorum. Bu harikulade bir şey. Şükredebilmek kadar güzel bir duygu yok. Bunu Allah'tan istemek kadar da şahane bir şey yok. Rabbi evzi'ani en eşkura nimeteke letti en'amte aleyye. Benim üzerime verdiğin bu nimete şükredebilmeyi bana nasip et ya Rabbi dedi. Ne zaman dedi bunu? Karıncanın söylediklerini duyup anlayınca. Hazreti Davud Süleyman Aleyhisselam tekebbür etmedi. Allah'ın kendisine verdiği bu kabiliyeti kendinden bilip Karun gibi bu bana ait, bu bende olan bir şeyden ötürü verilen bir ilimdir diye kendinden bilmedi. Niye size verilmiyor bana veriliyor diye kendisini diğer insanlardan öne çıkarmadı. Diğer insanlara bunu üstünlük taslamanın bir aracı olarak kullanmadı. Rabbimiz hepimize bir şeyler veriyor, bana da bunları vermiş. Hepimiz hamd edelim dedi. وَاُوْتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ Her birimize her şeyden verilmiş elhamdülillah. اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُب۪ينَ Bu Allah'ın üzerimizdeki apaçık fazla ihsanıdır diyen
Hazreti Süleyman Aleyhisselam. Rabbi Avzi'yani ve bu insan gelmiş geçmiş en büyük mülke sahip olan bir insan. Neden? Çünkü Allah şükredenlere le in şekertum le azidennekum ilkesini işletiyor. Şükrederseniz kesinlikle artıracağım. Bunu okumuşken, şükrederseniz kesinlikle artıracağım okumuşken şunu da söylemeli. Ne var ayette? Şükrederseniz kesinlikle artıracağım. Artırmak bir ödül olarak var. Artırmak demek ki kötü bir şey olsaydı Cenab-ı Hak ödül olarak sunmazdı. Şükredin ki artırayım. Şükrederseniz artıracağım diyorsa, o zaman kullarının artması için artmasını isteyen kullarına adres gösteriyor. Neyi gösteriyor? Şükretmeyi. Bu meşru bir şey olsa gerek. Demek ki kulun malım artsın, ziyadeleşsin diye talepte bulunması meşru olmasaydı, bu yanlış bir şey olsaydı, Cenab-ı Hak şükrede malının artmasını isteyen kullarına adres göstermezdi. Le in şekertum le azidennekum. Şükrederseniz kesinlikle artıracağım. Yani siz artırılmasını istiyorsunuz, ben de artırırım. Şükredin o zaman. Le in şekertum le azidennekum. Hazreti Süleyman Aleyhisselam da o okuduğumuz sahnelerde hep şükrediyor. Evziyani ya neskur ni'meteke leti en'amte aleyye ve ala valideyye. Bana ve ebeveynime ihsan ettiğin nimetlerden ötürü sana şükredebilmeyi ihsan eyle. Bu bir başka peygamberdir. Duasında anne babasına dua ettiğini, duasına anne babasına eklediğini gördüğümüz birisi. Demek ki dualara anne babayı eklemek peygamberlerin geleneğinde var. Niye? Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın duasında da, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duasında da li valideyye ana babamı şeklinde ifadeler var. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın bu duasında da görüyoruz bunu. Evziyani en eskura ni'meteke leti en'amte aleyye ve ala valideyye ve en a'mele salihan ve salih amel yapmaya beni muvaffak kıl. Geniş kapsamlı bir duası Süleyman Aleyhisselam'ın. Ben salih ameller yapayım ya Rabbi. Beni böyle ameller yapmak için yönlendir. Kullan beni. İtekle. Bana bu alanda güç ver, talep ver, istidat ver, ön hazırlık ver. Ve bu hususta bana gayret ver, gayretimi artır. وَاَنَا عَمَلَ صَالِحًا Öyle salih ameller ki تَرْضَاهُ senin hoşuna gitsin. Ve sonunda duasının وَاَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ve beni rahmetinle, şükrümle değil, ibadetlerimle, bu talep ettiğim, istediğim ibadetlerimle değil, bunların hiçbiriyle değil ve hiçbirinden ötürü de değil. وَاَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ rahmetinle beni sok. Nereye? فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ salih kullarının arasına beni rahmetinle sok diyor. Bu ne tevazu? Bu ne denli haddini bilen bir ifade? Bu ne denli Cenab-ı Hakk'a ya Rabbi, yani beni birinci sıraya yerleştir, ikinci sıraya yerleştir veya ilk %10'a gireyim şeklinde ön sıra falan istemiyor. Aralarına katılabilmeyi ümit ediyor. Salih kulların arasına katılabilmek istiyorum diyor. Kim? Süleyman Aleyhisselam. Bu ayetleri okuyunca neden Hazreti Süleyman Aleyhisselam için Cenab-ı Hakk'ın اِنَّهُ اَوَّابْ نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابْ Süleyman'ı anlıyor ve sonra diyor ki ne güzel kul. اِنَّهُ اَوَّابْ O çokça yönelirdi. Yani bir kulun Cenab-ı Hakk'a yönelmesi, yani Cenab-ı Hakk'ı hatırlaması her nimette, her vakitte ne kadar çok ise o kul o kadar evvabdır. Allah'a dönen, yönelen. Süleyman o kadar dönen birisiymiş ki evvab, sanki yönelmekten başka bir iş yapmıyormuş gibi. Evvab, işi gücü Cenab-ı Hakk'ı hatırlamak. Her bahaneyi Cenab-ı Hakk'ı hatırlamaya, ona şükretmeye, ona dönmeye bir vesile sayıyor. İnnehu evvab. Bu denli. Davud'un oğlu Süleyman Aleyhisselam, peygamber ailesinde yetişmiş, şükreden ve bu sahnelerde böylesine şükre düşkün, Cenab-ı Hakk'ın kendisini bu denli övdüğü bir zatın duası ve son derece tevazu içerisinde. Ya Rabbi beni rahmetinle edhilni bi rahmetike, beni rahmetinle salih kulların arasına sok. Ve edhilni bi rahmetike fi ibadike salihin.
aynı tevazuyu, aynı had bilirdiği Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de de görüyoruz. O da insanlara amellerinizle, şunlarla bunlarla değil cennete girmeniz Allah'ın rahmetiyledir. Sakın amellerinize güvenmeyin. El emnu kufrun, güvenmek küfürdür şeklinde telkinlerde bulununca birisi demiş ki ve la ente ya Resulallah, sen de mi ey Allah'ın elçisi, hadi biz sadece Allah'ın rahmetiyle gireceğiz cennete. Sen amellerinle mi gireceksin? Sen de mi yoksa bizim gibi aynı durumdasın deyince ve la ene diyor, ben bile diyor. İlla en yetegammedeni Allahu bi rahmetin min, ancak Rabbim bana rahmet eder, üzerime rahmetini bol bol akıtırsa, böyle azıcık rahmetle de ben giremem, çokça rahmetinde bunun rahmet ile davranırsa ben de ancak o şekilde cennete girerim diye aynı tevazuyu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesinde görüyoruz. Buna belki biz tevazu diyoruz. Zira hala bilinçaltımızda aslında o ibadetler ile girebilir de işte böyle tevazu gösteriyor diyoruz. Bu hala yanlış bence. Bu tevazu da değil. İşin gerçeği böyledir. Ne Hazreti Peygamber'in ibadetleri, ne Süleyman'ın taatı Cenab-ı Hakk'ın sonsuz ihsanını elde etmeye istihkak edecek bir şey değildir. Hiçbir zaman sınırlı küçük ibadetler ile sonsuz elde edilmez. Sınırlı ile sonsuz satın alınmaz. Hiçbir zaman sınırlı olan şey sonsuzu istihkak etmez. Elbette ki Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyledir. Elbette ki Cenab-ı Hakk'ın Şekur ismi dolayısıyladır. Dolayısıyla tevazu ifadesi de aslında o bizim yine yanlış tasavvurumuzun üzerimizdeki baskısından kaynaklanıyor. Tevazu değil bir hakikat. Hazreti Süleyman aleyhisselam Allah'ın rahmeti olursa ancak girelim diyor oraya. Bu bir gerçek. Nereye? Fi ibadike salihin. Salih kullarının arasına. وَاَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ.